gurbetçi kardeşimle Kolezyum'dayız. İtalya'da buluştuk. Kendisi Hollanda'dan geldim. Şimdi daha çok Maldivler'den gelmiş gibi. Bugün Kolezyum'dayız ama çevresini dolaşacağız. Çünkü Türk'üz. Çünkü 16 ile çarpınca canımız acıyor. Ev sahibimizin tavsiyesiyle bir kahvaltıya geldik. Ama sadece kurulasal tarzı çok güzel şey söylüyorum böreğinin. Çağla da çamaşırlarını yıkayıp bize katıldı. O hattın için bilgilendirme mesajı. Az mı kaldı yoksa? Bu numarayı otobüste şunu bir ekran çocuk alıyordu. Düşmanları düşmanları tehdit ediyormuş İtalya'yı. My enemies. Beğendin mi Çağla? Çok başarılı bir turdasın. Metrodan indik. Bugün bizim ilk günümüz. Bunu saymıyoruz. Dün geldik aslında ama yorgunluktan ölüyorduk. O yüzden şimdi gezmeye çıkıyoruz. Çağla. Aşkım. Çağla. Çağla. Aşkım. Bugün şansımızda metro kapalıymış ve o yüzden yürüyerek keçilerle devam etmeye zor mu izledim? Okay. İnsanlar bayrak yani bayağı 2-3 metrelik şeyler. Buranın treni inanılmaz eski. İnanılmaz yani korku filmi gibi. Konteyne gidiyoruz. Kahvaltı ettik. Çok güzel bir kahvaltı yedik. Gerçekten bayağı başarılıydı. İki cappuccino, bir latte içtik. Sonra 9 euro verdik. Bayağı başarılıydı. İstanbul'da daha kaldık. Ama şu an karnımı çok doyumdur çünkü her şeyden yemek istiyorum. Biz bu tatlı falan yiyeceğiz, her şeyden hazır olacağız. Tam nereye gidiyoruz, sıkıntım yok. Merhaba. Merhaba. Bence şu an herkes ben vlog çekiyorum diye gergin. Kendimi de çekeyim. Merhaba, sen yine kamu spotuna başladın Hamza. GoPro'da biraz patates gibi çıkıyorum ben. Neden bilmiyorum ama geniş açı oldu. Geniş açı sandınız değil mi ben yürüyünce? Yok, teyzeden yürüyeceğim. Bence geniş açı çekiyorum diye şu kamu patates gibi. Neyse, etraf çekmeye devam. Umarım başarısız bir vlog olmaz. İlk deneyim. Bunlar ne protesto yapıyormuş? Don't touch. Bakayım. Ümitlerim çok güzel bir cik. Sadece sinirli ve hızlı konuşmak güzel bir cik. Sanki çok çok kaosları işleri yok. Gerçi ediklerken yapmaktayız. Çektin mi canım? Evet. Bir sokağın sonu Kolezyum'a çıkıyor. Hi guys, you have ticket already? Want to go inside? Thank you. Adam köprünün altına
tezgah kurmuş. Kolezyuma girmeyeceğiz çünkü kolezyuma giriş 24 euro ve kapısında 2 saat sıra bekleyeceğiz. Onun yerine otobüste küçük köşeler fark ettik. O yukarı yani o yollara çıkıp kolezyumun içine görmeyi düşünüyoruz. Otobüse giderken bile gördük çünkü. 2 saat kolezyumda sıra beklersek ölürüz. Çünkü biz buraya 3 günlüğüne rahat rahat gezelim diye geldik. Ama dün yorgunluktan öldük. O yüzden bugün ve yarınımız var. Sonra bir esteri geçeceğiz. O yüzden içeri girmeyeceğiz. İtalya'da böyle ya diğer yerleri bilmiyorum. Roma'ya daha önce gelmiştim ama girmemiştim müzeye ya da böyle yerlere. Ve şu an inanılmaz pahalı ya. Her yere giriş 20 euro'dan başlıyor. Ve kimse gördüğümüz gibi içeri girmiyor. İnsanlar burada kahve içiyor kolezyuma karşı. Bu kadar insan girmiyorsa bir vardır bu bildikleri. Bu karşı Roman Forum sanırım. Aynen. Roman Forum. Roma'nın kalıntıları. Her kolezyumla oranın bileti beraber. Aynen. Yani tek bilet alıp oraya hepsine girebiliyorsun. Oraya yürüyeceğiz büyük ihtimal. Aslında turistik bir yer ve şey daha uygun olması lazım yabancılara. Hello. Abi almayacağız bilet işte ya. Sürekli halo halo halo. Buradan sence soğuk su alır mıyım? Aldık şişemizi. Çeşmeden dolduracağız bittikçe. Nasıl içileceğini de öğrendik zaten. Şey yapmaya geliyorlar, dinlenmeye ve inanılmaz bir silik kokusu var, işemeye falan geliyorlar. Nereye? Buraya. İyi işemeye geliyorlar buraya. İşeme konusundaki, çok gergin işeme konusundaki gerginliğim ya. Hala şu olayı atlatamıyorum ya, dünyanın 7 harikasından biri ve Romalısın, Roma'da oturuyorsun. Ve tarihi bir yere istasyon yapmaları da çok garip bence. Mahallende kolezyum var. Balkona çıkıyorsun, dünyanın 7 arkasından biri. Karşında çocuk. Ama çok... Ya Türkiye'de... Gerçi Türkiye'de de çok bakılmıyor da. İnsanlar üzerine yazı falan... Etraf çok şey, çöp var. La 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 la. Ya da birimiz gidecek, bol bol fotoğraf çekelim gidecek. Bir kişi verecek o 20 küsur euroyu. Kamera, vlog kamerasını da alacak, çekecek, geri çekecek. Abi çocuklar ne kokunu koydu? Ramazan kolisi gibi çanta vermişler, çocuklar çekiyorlar. Ben perişan olmuşlar. İtalyan turist de var. Bu bir sıra mı? Ha o kadar çok, yok. Çok sıra yok aslında. Milattan sonra 72 yılında. Ben böyle daha erken bekliyorum. Ben de biraz daha erken bekliyorum. Milattan önce mi bekliyorum? Evet, milattan önce bekliyorum. Hayır yani ben değilmiştim. 600'lerde falan. Aslında 300 lira ya. Girilmez mi? Girilir bence. Aaa, sana metak var. Benim
Ağaçlar inanılmaz. Şurada küçük küçük yerleşim yerlerinin kalıntıları var ama o kadar küçük ki çimlerin arasında zor gözüküyor. Ve anamlar buraya demir koyarak orayı kurmuş. Ben bunu götümden böyle duruyor olabilirim ama yok. Kalıntılar var orada. Şurası Roman Forum diye biliyorum. İnsan bir şey yapar ya. Araştırma yapamadık, çok aceleye geldi. Ben ona bakacağım şimdi. Onu mu? Onu niye? Ne bileyim. İstesem alırım. İçeri mi satayım? Şu an taşta oturuyorum. Poşet buldu ve suları koydu satın. Hindistan'dan çıkayım da ne iş olsa yaparım demiş ve buraya gelmiş. Ben de ne iş olsa yaparım. İtalya'da bok alabilir. Sorun değil. Ama çok sıcak ya. İnsanlar burada, Roma gerçekten çok sıcak. Yazın ne yapıyorlar bilmiyorum. Böyle burası. Buradan sonra şey yapacağız. Dondurma yiyeceğiz. Sonra aperatif bir şeyler yiyeceğiz. Çeşme mi bunun içi? Bilmiyorum. Çeşme miymiş? Çünkü bilmiyorum. Fontaine yazıyor ama kapı gibi değil mi bu? Kapı gibi. Edirne kapı. Nerede çeşme? Burası çok güzel bir yer ya. Bu kapıya bayıldım ben. Göstereyim bu kapıyı. Ya zaten herkes görmüştür ya. Klasik Roma. Görmeyen var mı? Yani illa fotoğraflarına falan herkes görmüştür. Bir şey diyeceğim çabuk grup. Ünlü makarnacıda randevu... Randevu diyorum sürekli. Allah kahretmesin. Rezervasyon. Yaptırayım mı? Karbonarası çok ünlüymüş. Benim en sevdiğim makarna karbonarası. Ne bileyim. Sen Avrupa'dan geldin ya. Ben 16 euro verdim makarnayı tekrar vermiştim. Yoksa rastgele bir yerde yiyelim mi hiç? O işlere girmeyip. Çünkü oraya gideceksek belli bir saat vermem lazım makarnacıya. Yok. Ne o zaman herhangi bir yerde. Rastgele herhangi bir yerde yiyelim. Bilmiyorum ne kadar. Neyse kendimizi kadere bırakalım. Bu bir macera. Benim en sevdiğim ülke İtalya. Kardeş ülke gibi düşünebiliriz. Ve burada yaşamayı çok istiyordum. Ben yaşarım ya ama Roma'da değil abi, böyle. Abi taharet musluğuna bu kadar dogması olan millet görmedim. Evet. Yani ne alaka? Bir tane klozete küçücük şu kadar bir çeşme koyup yer tasarrufu yapıp götünüzü de rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Ama adamlar iki tane klozet yapıyor ve Avrupa'nın her yerinde böyle. İtalya'ya özgü bir şey değil ki. Ha, nereye gitsek bunun neden? Neden diye sorguluyoruz sürekli. Çünkü neden? Yer tasarruf yapabilirsin. Kıçını daha rahat yıkayabilirsin. Ünlü bir makarnacıya şu rezervasyon yaptırmayacağız. Çünkü saat vermemiz gerekiyor ve bizim ne zaman çıkacağımız belli değil. Ünlü bir makarnacıya rezervasyon yaptırmayacağım. Evet. Şurada benim tam şurada bir fotoğrafım var. Seneler önce, çok seneler. Yani gurbetçi gibi çıkmışım. Şu an inanılmaz bir lazanya yiyoruz ve dünyanın en güzel sokağında falan olabilir şu an, ne kadar çok bilmiyorum ya. Serin, burası inanılmaz sıcak. İnanılmaz bir lazanya. Ve bu kocaman tabak 6 euro değil. Ne bu? Kıyma. Taze çıkıyor her şey. İnanılmaz bir yer. İnanılmaz bir sokak. Bir ayağı çukurda. Ama ben yiyemiyorum şu an çünkü çok sıcak. Şöyle biraz böleyim de. Bir şey diyeceğim bu. Şu videoyu kapatır mısın? Niye? O kadar yani mükemmel olduğuna dair tepkiler vereceğim ki Mustafa gibi. Video varken veremiyorum. Mustafa'ya selam. Şu kocaman lazanya 6 euro. Biz İstanbul'da lazanyayı ne kadar yemiştik? 120 TL. Ve bunun yarısı kadar falan. Ve bu 6 euro ne kadar yapıyor? 60. Çarpmayı durdurmalıyız ama 95 lira falan yapıyor. Ben hatırlıyorum o. Yiyemediğim lazanya. Evet, 95 lira. Taps İtalyan. Efsane. 95 liraya İstanbul'daki iki katı porsiyonu kadar. Lezzetli ne demek? Deniz yoldu. Ne? Deniz yoldu. Deniz yoldu. Mamma mia.
Adama yanlışlıkla adam geçerken böyle yaptım. Doğru geldik. Kaç metroya geldik ama? Ben 10 sene önce şurada bir fotoğrafım var. Birazdan bir fotoğrafta yapacağım. Burası kanalın merdivenleri. Yusuf ve o pahalı markaların burada mağazaları var. Çok bir şey yok aslında burada. Ama inanılmaz bir turist kalabalığı var. Çok sevdiğim çok sevdiğim. İnanılmaz bir heykel var üzerinde. Şu bayıldım ya. Bunu hatırlamıyordum. Şu üstündeki özgürlük heykeline benzeyen bir kadın var. Ama büyük kumar Meryem Ana. Çok güzel. Neyse. Burası da İspanyol meydanının yanık sokak pantolonu biliyor. Buradan tahmin ne kadar kurşunları falan diyeceğiz. Şu an insana bakıyor tutup tutmaya gidiyor. Çok gördüm. Ya böyle şeye bakıyorsun mesela. Çok şey gibi. Nasıl diyeyim? Bakkal gibi falan apartman altında bir bakıyorsun. İntimisi mi falan var. Müşterinin içinde şu Samsung reklamı. Çağla nerede? Çağla çok mutsuz. Bak güzel çıkmış. Size bir şey göstereceğim. Burası sanırım adamın evi. İçeride heykel falan var. Şu an ne kadar... Özel alan olsa bu kadar kapıyı açık bırakır mı? Yani nasıl gözüktüğünü bilmiyorum ama inanılmaz güzel gözüküyor. İnanılmaz yani. Burada yaşadığımızı... Şuraya... Bakın, çok sahne bir yer. Çağla şurada beleş sokak çeşmesinden su doldurmaya çalışırken burada öyle bir çoğuya tanıklık ediyor şimdi. Su doldu.
ziyaret edeceğiz. Şu sanat eserinin arasına tutukları çok sıkıştırmışlar. Gerçekten hayret ediyorum. Baksana taşların üzerine deliklere. Burada böyle pazar var, inanılmaz bir atraksiyonlar, eski kitaplar, tamam mı? Bir de 50 cent şunun gibi postallar var. Burada eski kitaplar gördüm az önce. İnanılmaz ilerledi ama eski kitapların bayağı belki yıllarca belki yüzyıllık kitaplar oluyor. Eski kitaplar. Belki daha fazla. Neyse tekrarladım. Yani içine bir baktım 70 lira. 50 euro falan yüzü. İnanılmaz pahalı. Bunun yine kaliteli. Tek top dondurma 3,5 euro. 3,5. Hani döndürmeyecektiniz? Tek top. Normale 4 euro. Tam burada yemeyeceğiz. Şeyde yiyelim. Çeşmenin karşısında bir yer var. Orada yiyelim. Siz de o zaman tek top dondurma yersiniz. Gerçi bu Milano dondurmacısı var ya Taksim'de, İstiklal'de. Orada da tek top dondurma 30 falan herhalde. Bir şey diyeceğim, kameranın şarjı neden %100 oldu bir anda? Doğdu mu geçirsiniz? Amcanın ağzındaki şaşkınlığı görüyorsunuz. Bu bir şaka olmalı. Aman aman, nereye geldik bir anda? Ben size dedim, gece daha da güzel oluyor. Işıklandırıyorlar burayı, efsane oluyor. Etkilendim mi çeşmeden? Üf, çok fena. Bence Roma'nın en güzel yeri burası. Nasıl ben buraya para atmıştım ve buraya para atan sanırım Roma'ya tekrar gelmiş. Böyle bir efsane var, bir tekrar gelmiş. Beğendin mi? Ben buraya atlayıp yüzmek istiyorum. Elif almış Instax eline. Saat çok uyuyor. Niye öyle tepki veriyorsun? Böyle bir fotoğraf var ve burada ben fotoğraf çekmek istiyorum. İmkansız gibi bir şey herhalde. Türkiye'den 1 lira getirdik. Euro atmamak için çeşmeyi birazdan çeşmeyi bu yumruğu sağlayacağım gerekiyor. Buraya en çok salladığım para Burası bizim evimiz.
çok tatlı bir mahallemiz var. Ev sahibimiz falan çok tatlı. Airbnb'ye bayıldık. Çok tertemiz. Şu an içeri girdiğimizde göreceksiniz ama. Çünkü bayağı dağınık bıraktık. Ama genel olarak bizim evimiz çok güzel. Yani ben Airbnb'de bayağı en memnun kaldığım ev burası olabilir. Burası çok dağınık. Domates sosuyla makarna bile bırakmış ki aç kalırsak makarna yaparız. Burada DeLonghi kahve makinesi var. Kapsülleri var. Aynı buraya Çağla'ya yatak yapmış. Tablolar falan var şöyle. Buraya dolap yapmış, ütüsü, maskesi, maske bırakmış. İtalya'da ne N95 maske takmak zorunlu. N95 değil ki bunlar. Ne N95 değil mi? En bir şey işte. Bunları bırakmış. Evet. Allah şöyle bir banyomuz var. Banyo da çok güzel. Çekeyim. Airbnb turu. Şimdi market poşeti. Çok tatlı. Biz bayağı bir dağıttık ama. Çalışın. Beni Hintli satıcılar çok yordu. İnsan şey, çeşmede girdim çeşmede, yani. Çeşmede girdi ya. Anlatacağım. Fontana di Trevi de. Burası Hintli ve Asyalı dolu. İnanılmaz derece Hindistan ve Asya gitseniz bu kadar yoktur yani. İnsanın ağzına girip fotoğraf çekelim mi diyor ve biz o sırada Instax'a zaten fotoğraf çekiyoruz. İşte elimizde 3 tane iPhone var. Aynen. Kamera var. Hayır, artı bir de şey var yani. Ne? Şu an çektiğiniz. Ne? Şey. GoPro. 3 iPhone. Bak iPhone 11, iPhone 12, kamerayı, iPhone 13. Bir dakika. Instax var, GoPro var. Bak yaptığı hareket tamam. Aynen bunu yapıyor. Tamam arkadaşlar. Yap Çağla. Şunu yapıyor. Yap. Ağzına bir anda açıyor kamerayı. Foto. Diyor ki bir de daha güzel çekerim ben. Foto. Ama elimizde 5 tane kamera var o sırada. Neyse artık çok yorulduk. Ben... Dur şimdi ne yapacağız? Duş alacağım. Ondan sonra abur cubur etrafı ilk önce etrafı toplayacağım, sonra duş alacağım, sonra şarap falan aldık, abur cubur tadarız. Abur cubur derken aşkım, abur cubur. Hem de abur cuburları güzel mi, ben, onlara bakarız. Onun adının ıvır zıvır olduğunu bilirsin sen. Ivır zıvır değil, o abur cubur. Karamürselce ıvır zıvır. Neyse ama çok abur cubur almadık. Yıkanır onunla. Yıkanır. Bulaşık deterjanı. Neyse makarna. En sevdiğim makarna da karbonara. Karbonara yemek istiyorum. Orada ne kadar güzel bilmiyorum ama. Bakacağız. Yarın çok erken kalkacağız. Dinle. Bakayım. Patates cipsi bu. Evet patates cipsi bu. Kim uydurdu lan götünden karbonara diyorum. Ben de mi karbonara benziyor diye. Şekli benziyor. Karides cipsini böyle yapıyorlar. Hamburgerciler baharatlıyorlar. Allah ve ya. İnanılmaz lezzetli oluyor. Açtınız mı? Ama patates cipsi. Lays. Klasik Lays. Domatesi nasıl? Karides cipsini ben çok seviyorum. Baharatlısını. Hatta Şişli'de bir yer yapıyor. Ama komşumuz var. Burada komşularımız. Ha. Göstereyim. Komşularımız böyle gelip geçiyor falan. Bazen selam veren oluyor. Konuşuyoruz. Burası bir apartman ve apartmanın yanındaki müstakil yere Airbnb yapmışlar. Acaba paylaşıyorlar mı? A few moments later. Patlamayacak kesin. Kesin patlamayacak. Oo. Nereye gitti o? Hiç gitmemiş gibi. Gittin ne olacak? Kadın kesin dedi ki içinde salaklar ne yapıyor ya? Masum, Roma gören masum.